Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Profesör Doktor Telat Koç düzenlediği basın toplantısında çağrıda bulunarak "Haydi Çanakkale eğitime, yaşama ve demokrasiye sahip çıkma zamanıdır" dedi. Koç açıklamalarının devamında şunları söyledi. Bu süreçte biliyorsunuz kardeşliğin, barışın egemen olduğu bir dünya kurmak için bir sürü mücadeleyi beraber yürütüyoruz. Bu kapsamda KESK ve Eğitim Sen olarak layık eğitim ve layık yaşam mücadelesini yükseltme ve vurgulama ihtiyacı hissettik. Biliyorsunuz 28-29 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin her tarafında 9 ilde layık eğitim, layık yaşam mitinglerimiz var. Biz de Çanakkale olarak 28 Mayıs tarihinde Cumartesi günü saat 2'de İstanbul'da Özgürlük Meydanı'nda olacağız. Sizleri buraya davet ediyoruz ve bu davetimizi çok değişik kanallardan daha önce tekrarladık. Yalnız bugün paylaşmak istediğimiz konu layık eğitim, layık yaşam istiyoruz. Çünkü sorusunun devamında neler getirilebilir? Biz bunların birkaç tanesini sıralama ihtiyacı hissettik. Çocukların, insanların kişiliklerini kazanabilmesi için ya da özgür düşünce için ya da inanç özgürlüğü için, insan hakları için, çocuk hakları için, dersliklerde eşitlikler için, bilim yapabilmek için, barış için, kadın hakları için, tacizcilerin yaşanmaması için, çocuklarımızın tacize kurban gitmemesi için, demokrasi için, emperyalizmin engellenmesi için, kardeşlik için, inancın sömürülmesi için. Biliyoruz ki layık eğitim, layık yaşam istiyoruz çünkü'nün devamında sıralanabilecek çok şey var. Biz yalnızca soruyu sorup çünkü'nün devamını sizlerle paylaşmak istedik. Devamında sizlerin yanıtını sendikamıza ulaştırırsanız biz web sayfamızdan yayınlayacağız. Çünkü'leri çoğaltıp çünkü'nün devamında gerçekten layık eğitim, layık yaşam istiyorsak buna sahip çıkmak için yapılması gerekenleri, beraber yapmamız gerekenleri beraber tartışmamız gerekiyor. Şimdi değil de ne zaman diyoruz layık eğitim ve layık yaşama sahip çıkma konusunda? Biliyoruz bütün süreci, bütün tartışmaları, bütün 4+4 ve daha öncesinde başlayan süreçleri biliyoruz ama olayın geldiği yerin vahametini de biliyoruz. Onun için layık eğitim ve layık yaşam istiyoruz çünkü dedik ve hemen aklımıza gelenleri paylaştık. Devamında sizler ne diyorsunuz? Ve devamında bunu gerçekleştirmek için ne yapalım sorusunun yanıtlarını sizlerden bekliyoruz. Çünkü bu mücadeleyi sizlerle birlikte şimdiye kadar yürüttük. Ve bundan sonra da sizlerle birlikte çoğaltarak yürütmek istiyoruz. Yanıtlarınızı ve desteğinizi Çanakkale Eğitim Sen'e bekliyoruz. Mücadelelerimizde hep yanımızda oldunuz. Bundan sonra da yanımızda omuzunuzu, desteğinizi görmek istiyoruz. Tekrar Cumartesi günü saat 2'de İstanbul'da Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'nda yapılacak layık eğitim, layık yaşam mitingine davet ediyoruz.